Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyüp bin Sıddık 27. Menakıb 12 Hazreti Ali Kerremallahu veçe rivayet eder. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdular ki: Ya Ali, baş ağrısı seni rahatsız edecek kadar olursa, iki elini başın üzerine koyup, Sure-i Haşr'in ahirini, sonunu oku. Lev enzelna, ayeti i kerimesinden sonuna kadar oku. 13. Enes bin Malik, radıyallahu teâlâ anh, rivayet eder. Resul i Ekrem ve Nebi-i Muhterem, sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki ya ali yalan söylemekten sakın eğer zannedersen ki o yalan seni kurtarır yalan söyleme sana doğru söylemek lazım olsun o doğru seni helak edecek bile olsa doğru söyle 14 hazret ali kerramallahu teala ve çeh, rivayet eder. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki: "Ya Ali, beş kelime ki Cebrail bana talim etmiştir. Onları sana talim etmemi mi seversin yoksa emredeyim sana beş keçi versinler. Bunu mu seversin?" Hazreti Ali dedi: "Ya Resulallah ben o beş kelimeyi severim. Buyurdular ki, Ey mahluklara rızk veren, Ey fakirlere rahmet eden, Ey zor durumda olanları kabul eden, Ey mü'minlerin velisi, Ey rahmet edenlerin en rahimi, Bana rahmet et, acı. 15. Hazreti Ali, radıyallahu teâlâ anh, rivayet eder. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: Ya Ali, perşembe gününde bıyığını kırk ve tırnağını kes. Koltuğunu yol, kasığını tıraş eyle. Cuma günü temiz elbise giy. Güzel koku istimal eyle. Sürün, kullan. 16. Nizamüddin Abdülvahid İbn el Fadl el Farmadi Ceddi Ebul Kasım Gürgani'den isnad ile o da Musa Kazım bin Cafer Sadık bin Muhammed Bakır bin Ali Zeynel Abidin bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip'ten radiyallahu teala anh rivayet etmiştir. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki ya ali mercimek yemeğine devam et ki yetmiş nebi mercimek yediler ve ona bereket ile dua ettiler sonuncuları İsa bin Meryem'dir ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam 28. menakıb Hazret Ali Radiyallahu teâlâ an hazretlerinin şanlarını anlatan haberler hakkındadır. 1. Ebu Hüreyre Radiyallahu teâlâ an rivayet etmiştir. Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem hazretleri buyurdular ki: Benim irâca çıkardıkları o gece gördüm. Arşın ayağında yazılmış. Ben birim. Benden başka ilah yoktur. Adn cennetini ben yarattım. Yarattıklarımdan Resulüm Muhammed'i seçtim. Onu Ali ile kuvvetlendirip yardım ettim. 2. Selman-ı Farisi radıyallahu teala an rivayet eder. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki: Kıyamet günü olunca arşın sağında benim için kırmızı yakuttan bir kubbe kurarlar. Arşın solunda İbrahim Halilullah için yakuttan bir kubbe kurarlar. Bir kubbede Ali için benim ile İbrahim arasında beyaz inciden kurarlar. Siz iki halilin arasında olan Habibi ne zannediyorsunuz? 3. Bilal Habeşi radıyallahu teala an rivayet etmiştir. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek yüzü bedr olan aydan nurlu olduğu halde bizim üzerimize çıka geldi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala an karşılayıp dedi ki: Babam ve anam sana feda olsun. Ya Rasulallah, bu ne nurdur? buyurdular ki, Rabbimden azze ve celle müjde geldi. Kardeşim ve amcam oğlu ve kızımın zevci Ali radıyallahu teala anhüma hakkındaki Allahü tebareke ve teala o vakt ki Fatıma'yı Ali'ye tezvic eyledi. Cennet hazini rıdvana emreyledi ki, tuğba ağacını sallaya. Rıdvan da salladı. Tuğba ağacından, bizim dostlarımızın adedince, hüccetler saçıldı. Allahü Teala ve Tekaddes, nurdan melekler yarattı. Her meleğe, o hüccetlerden bir hüccet verdi. O hüccetlerde yazılmıştır ki, Mustafa'nın ve ehli beytinin muhip ve muhlisleri, cehennemden azad olmuştur. 4. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden rivayet etmiştir. Buyurdular ki: Kıyamet günü olunca bütün peygamberleri ala yine ve aleyhissalatu vesselam bir yere toplarlar. Bir nida edici, arş altından nida eder. Ya enbiya cemaati! Sizi sevenleriniz ile iftihar edin. Ben, cihari yarim ile iftihar ederim. 5. O kimseler ki, iman getirdiler ve salih amel işlediler. Yakın zamanda, allah Rahman, onlara kendi dostluğunu, muhabbetini verir ayet-i kerimesinin tefsirinde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma buyurdu ki yani Allahü Teala onları dost tutar ve onları dost kılar ki onları yer ve gök ehline sevdirir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü subhanehu ve teala bir kulunu severse, Cebrail aleyhisselama buyurur ki, Filan kimseyi dost tuttum. Siz de dost tutun. Cebrail ve melekler de dost tutarlar. Onlardan yine bir nida edici, gökten nida eder ki, Allahü Tebareke ve Teala filan kimseyi dost tuttu. Siz de ey yer ehli, onu dost tutunuz. Hepsi dost tutup severler. Onun muhabbetini yer halkının da kalbine salar. Bütün yer ehli de muhabbet ederler. Abdullah İbn Abbas radıyallahu teala buyurur ki ayet-i kerimede Vüd, lafsından murat Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu teala muhabbetidir ki onu müminlerin kalbinde tatlı etmiştir. 6. Enes bin Malik radıyallahu teala an haber vermiştir. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem huzuru şerifinde oturmuştuk. Ensar'dan Ebu Ukayl demekle maruf bir kişi kalkıp dedi ki: Ya Resulallah, senden sonra Nas'ın hayırlısı kimdir? Buyurdu ki, Ebu Bekre Sıddık'tır. Ondan sonra kimdir? Buyurdu ki, Ömerül Faruk'tur. Ondan sonra kimdir? Dedi. Buyurdu ki, Osman bin Affan'dır. Ondan sonra kimdir? Dedi. Buyurdu ki, Ali bin Ebi Taliptir O dedi ki, neden amcan Ali'yi sonraya bıraktın. Dördüncü ettin. Halbuki o senin kardeşindir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular. Vay sana ya Eba Ukayl. Allahü tebareke ve teala hazretleri 124 binden ziyade nebiyi halketti. İnsanlara gönderdi beni cümlesinin sonu kıldığını bilmiyor musun? Ebu Ukayl dedi ki, Evet ya Resûlallah. Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu ki, Benim peygamberlerin sonuncusu olmamın ne zararı oldu ki, halifelerin dördüncüsü olmasının Ali'ye de zararı olsun. Ya Ebu Ukayl, muhakkak Allahü Teala ve Tekaddes bana Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı vaktten kıyamete dek iman getiren kimselerin sevabını bağışladı. Ebu Bekre de benim bahis olduğum vaktten peygamberliğimin bildirildiği vaktten kıyamete kadar gelen ve Ebu Bekri seven müminlerin sevaplarını bağışladı. Ali bin Ebi Talib'e de Allahü Tebaake ve Teala Hazretlerine şarktan garba ibadet edenlerin sevabını bağışladı. 7. Enes bin Malik, radıyallahu Teala an rivayet eder. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki biz kıyamette dört atlı süvari oluruz ve halk aç ve susuz ve çıplak olurlar. Ben kendi bineyim, atım burak üzerinde olurum. Salih Nebi Aleyhisselam Nakatullah devesi üzerine biner. Fatıma benim Asba atlı devem üzerine biner. Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala cennet develerinden bir deve üzerine biner ki batını Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin havfından ve zahiri Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmetinden olur. Başı üzerine taç koyarlar ki sekiz rüknü olur. Onun ruşenliği sekiz cennetten olur. O kıyamette benim önümden ida eder ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Melekler önünden geçerken bu bir mukarreb melektir derler. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin cenabından bir nida gelir ki ya ehle mevkıf ey mahşer halkı bu mukarreb melek veya peygamber değil Ali bin Ebi Talip'tir. Arş önüne gelir ve der ki: ya Rabbi, her kim beni sever, muhabbet eder, senin zatına muhabbet eder, sever. Sonra mahşer meydanında bir nida edici der ki, Ebu Bekr ve Ömer'in sevenleri, sonra Ali'ye tabi olanlar nerededir? Bunlar, Rabia ve Mudar kabileleri adedincedir.